Merhaba kıymetli izleyiciler. TRT ekranlarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir programa Osmanlı Türkçesi derslerine başlıyoruz. Birlikte icra edeceğimiz bu dersler her birimizi yakından ilgilendirmektedir. Zira Osmanlı Türkçesini öğrenmek yaklaşık bin yıllık tarihi birikimimize, irfanımıza ve kültür zenginliğimize doğrudan ulaşmanın anahtarına sahip olmak demektir. Değerli izleyiciler, Osmanlı Türkçesi Kur'an'da da kullanılan Arap harflerle yazılan Türkçenin adıdır. Her ne kadar diğer Türk devletlerinde kullanılmış olsa da Osmanlı Devleti'ne nispetle Osmanlıca da denilen bu dil İngilizce, Almanca gibi yabancı bir dil değildir. Osmanlı Türkçesi 100 yıl öncesine kadar kullandığımız bir yazı dildir. Programımız boyunca Osmanlı Türkçesi öğrenmenin ne kadar kolay olduğunu hep birlikte göreceğiz. Peki Osmanlı Türkçesi öğrenerek ne elde edeceğiz? yüzyıllarca kıtalara hükmetmiş ecdadımızdan miras kalan binlerce kitap, milyonlarca arşiv belgesi merak ve ilgiyle kendini keşfedip gün yüzüne çıkaracak ve torunları beklemektedir. Bu büyük mirası sahiplenmenin, bundan faydalanıp ilham almanın yegane yolu Osmanlı Türkçesi ile okuyup yazabilmekten geçer. Merhum Akif'in sahipsiz olan memleketin batması haktır sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır dediği gibi bizler de ecdadımıza ve tarihe karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirip milletimizi yüceltme yolundan önemli bir adım atacağız. O zaman sözü fazla uzatmadan ilk dersimize başlıyoruz. Buyurun. Evet, ilk dersimizde harflerden başlayacağız. Önce topluca harfleri göreceğiz, sonra teker teker harfleri hep birlikte inceleyeceğiz. Evet harflerimiz geliyor. Harflerimizi topluca görüyoruz. Önce kısaca okuyalım. Elif, B, P, T, S, Cim, Ç, H, H, Dal, Zel, Ra, Z, J, Sin, Şun, Sat, Dat. Z, ayın gayın f, kaf kef gef nef lam mim nun vav he ye harfleri topluca gördük. Daha sonra teker teker inceleyeceğiz. Şimdi harflerimizin okunuşu da ekrana gelecek. Onu da görelim. Evet. Gördüğümüz gibi tekrar okuyalım. Elif, B, P, T, S, C, Ç, H, H, Dal, Zel, Ra, Z, J, Sin, Şın, Sat, Dat, T, Z, Ayın, Gayın, F, Kaf, Kef, Gef, Nef lam mim nun vav he ye Evet. Şimdi sonraki slaytımız ekrana dikkat ediyoruz. Bazı harfler farklı renklerde. Bu harfler neden farklı renklendirilmiş? Bunları göreceğiz. Evet. İlk harfimiz 3. Dördüncü, beşinci harfimiz. Mor renkle ekranda gördüğümüz harflerin özelliği nedir? Bu harflerimiz Kur'an-ı Kerim elif basında olmayıp Osmanlı Türkçesi elif basında olan harflerdir. Fazladan demek ki beş harf var. Bir, iki, üç, dört, beş. Bu beş harf tekrar söylüyorum Kur'an-ı Kerim elif basında yer almaz. Osmanlı Türkçesinde yer alır. Nedir bunlar? Tekrar hatırlayalım. Biraz önce söyledik. P, Ç, J, Gef ve Nef. Gef harfi hem G hem yumuşak G olarak telaffuz eden seslerde kullanılır. Bu harf ise kef harfi üzerine 3 nokta konularak yapılır. Peki ne demek bu? normal nun'dan n sesi veren nun'dan farkı nedir? Şu. Anadolu'da hala kullanılan bir ses vardır. Nedir? Genizden çıkan bir n sesi vardır. Genizden çıkan n sesini n değil. Genizden çıkan n sesini göstermek için kef harfi üzerine üç nokta konularak bir harf meydana gelmiş. Buna nef harfi diyoruz zaman içerisinde telaffuzlarıyla bu harfi daha da iyi öğrenmiş olacağız. Demek ki 5 harf Kur'an-ı Kerim alfabesinde yok, Osmanlı Türkçesinde var. Evet, kırmızı renkte harflerimiz var. Şimdi onlar geliyor. Bunların özelliği nedir? Evet. 1 2 3 4 5 ve altı. Bu altı harfin özelliği ise içerisinde bu altı harften bir tanesi herhangi bir tanesi bulunan kelime bize Arapçadan yani Osmanlı Türkçesine Arapçadan geçmiştir. Dolayısıyla o kelime kök itibariyle Arapçadır. Türkçeleşmiş olabilir, çok yaygın bir kelime olabilir ama Arap, aslı Arapçadır. Bunu ifade etmek için bu harf, altı harfi de kırmızıyla gösterdik. Evet şimdi sonraki slaytımıza geçiyoruz. Evet İlk harfimiz yukarıdan aşağıya doğru bir çizgi. Hangi harfimizdi? Evet. Elif. Elif harfi. Elif harfi ile alakalı söylenecek çok fazla bir şey yok. Sonraki slaytımız geliyor. Evet. Birbirine benzeyen dört harfimiz. Benzemeyen tarafı nedir? Sadece noktalardır. Sadece noktaların yeri farklı olmasındandır. Başka bir değişiklik yok şu işaretlere tekne diyoruz. Teknenin altında bir nokta olursa B. Teknenin altında üç nokta olursa P. Üste iki nokta olursa T. Üste üç nokta olursa S. Bu aynı zamanda bir özelliğe daha sahip. Peltek S denilir buna. Dil üst dişe hafifçe dokundurularak okunur Kur'an-ı Kerim'de. Ama Osmanlı Türkçesinde normal S olarak okuyabiliriz. Evet, birbirine benzeyen dört harf. Şimdi okunuşlar da geliyor. Evet, B, P, T ve S. Farkları tekrar söylüyorum. Sadece noktaların yerleri ve sayısı değişmiş olmasından dolayı. Bir sonraki harf grubumuz geliyor. Evet, C, ç, ha ve hı. Yine dikkat edersek benzeyen harfler sadece benzemeyen tarafı noktaları. Evet. Karnında bir nokta olursa cim, üç nokta olursa ç, noktası olursa ha, üste bir nokta olursa h harfi. Şimdi okunuşları geliyor. Evet, cim, ç, ha ve h. Sonraki slaytımıza geçiyoruz. Evet yine kısmen birbirine benzeyen harflerimiz. Şu iki harf birbirinin aynısı. Farkı noktası. Noktasız olana dal. Üstünde bir nokta olana zel. İkisi birbirine daha çok benziyor. Evet. Noktasız olana ra. Üste bir nokta olursa z. Üste üç nokta olursa j. Diyorduk. Evet. Zel harfi bize neyi hatırlatıyor? içerisinde zel harfi varsa bir kelimeden o kelime bize Osmanlı Türkçesine Arapçadan geçmiştir. J harfi ise mor harfle mor renkle yazılmış harf. Bu da Kur'an-ı Kerim elif olmayıp Osmanlı Türkçesinde olan harflerden bir tanesi idi. Okunuşlar da şimdi görüyoruz. Dal, zel, ra, z ze ve j. Evet sonraki iki harfimiz. Yine gördüğümüz gibi şekil itibariyle birbirinin aynısı. Fark nokta. Üste üç nokta olursa farklılaşıyor. Sin, şın. Sin harfinin üzerine üç nokta gelirse şın olmuş oluyor. Evet sin ve şın. Evet yine birbirinin şekil itibariyle aynısı. Sadece nokta farklılığı olan iki harfimiz sat, dat. Sat harfinin üzerine tek nokta geldiğinde dat olmuş oluyor. Dat aynı zamanda kırmızıyla gösterilmiş. Bu ne anlamı geliyor idi? Hatırlayalım. Dat harfinin içerisinde bulunmuş olduğu kelimeler Osmanlı Türkçesinden Arapçadan geçmiştir. Evet sat dat. Peki sonraki slaytımıza geçiyoruz. Evet yine birbirine benzeyen tamamen aynı sadece nokta farklılığı olan iki harfimiz t ve z. T harfinin üzerine bir nokta konulursa z oluyor. Z kırmızıyla gösterilmiş. Yine hatırlayalım. Z harfinin içerisinde bulunmuş olduğu kelime Osmanlı Türkçesinde Arapçadan geçmiştir diye daha önce söylemiştik. Hatırlamış olalım. Okunuşlara geliyor. Evet, tı ve zı. Sonraki slaytımız yine birbirinin benzeri olan iki harfimiz ayın ve gayn. Ayın harfi üzerine tek nokta geldiğinde gayn olmuş oluyor. Ayın aynı zamanda içerisinde bulunmuş olduğu kelime itibariyle bize Arapçadan geçmiş kelimeleri gösteriyor. Evet ayın ve gayın. Sonraki harf grubumuz biraz benzer, biraz farklı. Evet F, kaf birbirine benziyor. Benzemedikleri iki nokta var. Üste tek nokta olursa F, üste çift nokta olursa kaf. Bir de şu uzantısı, kuyruğu diyebiliriz biraz uzun olursa F, kısa olursa kaf noktayla beraber böyle ayrıştırabiliriz. Böyle anlatabiliriz. Evet F ve kaf. Evet. Kef, gef, nef. Bunların üçü de kef. Kef harfi üzerinde İki çizgi olursa G harfi. G harfini hatırlayalım. G ve yumuşak G. Bunun karşılığı olarak yazılan bir harfimiz. Hem G okunabilir, hem yumuşak G okunabilir. Cümlenin gelişinden G de olabilir, yumuşak G de olabilir. Aynı zamanda mor renkle gösterilmiş. Bu ne demektir? Hatırlayalım. Bu harf. Kur'an-ı Kerim Elif bağısında yer almaz. Osmanlı Türkçesinde yer alır. Bunu da hatırlamış olalım. Evet. ne harfimiz kef harfi üzerine 3 nokta 3 nokta konularak yapılan bir harftir. Bu da kafi nuni veya nazal ne diye isimlendiriliyor. Ne demek? Genizden gelen ne sesi. Mesela bana değil, Banga deniz değil keskin ne değil deniz gibi neyi genizden çıkarttığımız kelimeler için kullanılan harfimizdir orijinal bir harftir. Evet kef, gev ve nef Osmanlı Türkçesinde bu e, nazal nef genizden gelen n sesi oldukça çok kullanılır bunu da unutmayalım. Evet kef gef, nef. Evet. Lam, mim, nun, vav, he, ye. Evet. Lam, mim, nun, üstte tek nokta olduğu zaman B'ye benzer, T'ye benzer ama üstte tek nokta geliyor ve dolayısıyla onlardan ayrılmış oluyor nun, vav, he, ye. Bazı Kur'an-ı Kerim elif bağlarında yahut Osmanlı Türkçesi elif bağlarında h'den sonra bir harf daha yer alır. Lam elif diye biz bunu koymadık. Bilerek koymadık. Çünkü lam elif, lam ve elif harflerinin birleşmesinden meydana gelen bir harftir müstakil, bağımsız, orijinal bir harf değildir. Onun için onu yazmaya gerek görmedik. Vav, H ve Y. Y en son harfimiz ve Y harfimizle beraber Osmanlı Türkçesindeki 33 harfi de teker teker görmüş olduk. Evet, şimdi okunuşlarına görüyoruz. Lam, Mim, Nun, Vav, He, ve y. Demek ki Osmanlı Türkçesinde 33 tane harf varmış ve bir kısım harfler Kur'an-ı Kerim harflarında yok. Bir kısım harfler de bize içerisinde bulunduğu kelimenin Arapçadan geldiğini hatırlatması anlamında önemli. Bunları bugün hepsini görmüş olduk ve böylelikle programımızın sonuna geldik. Programı bitirmeden şunu hatırlatmak istiyorum sevgili izleyiciler harfleri çok tekrar etmemiz lazım. Çok iyi bellememiz lazım. Harfler öğrenilmeden diğer kurallarımızı öğrenmemizin çok bir anlamı yok. Onun için tekrar tekrar harfleri okumanızı sizlerden talep ediyorum. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.